Özellikle menzile, genel olarak da tarikata, tasavvufa saldırmak için kullanılan şeylerden birisi. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ilk olarak Abdülaziz Bayındır'ın mezhebine bağlı Fehmi İlkay Çeçen adındaki şahıs ele almıştı. Kim bu Fehmi İlkay Çeçen? Allah geleceği bilmez diyen ve bunu hocasıyla ispat etmeye çalışan cahil. Allah'a cehalet isnat eden birisi Cahilin önde gidenidir. Lokman Suresi 34. ayette Allah Teala buyuruyor ki: "Ve me tedrîne mâ sümmadâ teksibûne ve me tedrîne bi ar-rûyente tamut. İnne Allâhe alîmun habîr." Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Siz yarın ne kazanacağınızı bilemezsiniz. Nerede öleceğinizi bilemezsiniz. Allah bilir buyuruyor. Bu cahiller olmayan bilinir mi diyor. İşte bu kişiler sözde sahih İslam anlatıyor. Tarikata şirk diye saldırıyor. Saldırırken de nasıl sahtekarlık yapıyor? Şimdi göreceğiz. Ve arkadaşlar tabi insanlar iç yüzünü araştırmadığı için bunlara aldanan da oluyor. Hani Halis Haydemir diyor ya karısını şeyhe sunan bir anlayış. Araştırmamış, Aldanmış. Şimdi arkadaşlar Minah adlı bir kitap. İçerisinde mürit ve mürşit ilişkisine dair bilgiler veriliyor. Kısa anlatılıyor, nasihat ediliyor. Bir bölümde müridin mürşidine ile alakalı bir hikaye anlatılıyor. Diyor ki kısaca mürşidi müridini denemek için onu şarap almaya gönderdi. O da gitti, aldı. Getirince yok canım çekmiyor artık dedi. Sonra dedi ki mürşit canım güzel bir kadın istedi. Mürit de bunu nasıl yapacağını bilemedi. En son eşine süslen dedi. Aldı şeyhine götürdü. Eşimden daha güzelini bulamadım dedi. Şeyhi de onu hemen geri gönderdi. Ve inancının sağlam olduğuna kafi gördü. Şimdi arkadaşlar nasıl kırpma yaptıklarını göstereceğim. Ama önce hikayeye bakalım. Sadece hikayeyi bu şekilde okuduğum zaman bile ne anlardım? Burada yıllarca beraber olmuş iki insan. Hoca ve talebe var. Mesela takvasına, Kur'an'a bağlılığına şahit olduğunuz, inandığınız bir insan aniden sizden böyle bir istekte bulunsa ne düşünürsünüz? Onun böyle bir şey yapacağına ihtimal vermezsiniz. Mürşit müridindeki bu niyeti ölçmeye çalışıyor. Peki mesele ne burada? Müridin kendi eşini getirmesi. Peki arkadaşlar, şeyh bunu kabul etmiş mi hikayede? Yok, etmemiş, geri göndermiş. Peki, müridin bu tavrı tarikatlarda kabul edilen, var olan bir şey mi? Hayır, böyle bir şey kabul edilemez. Tarikatlarda böyle bir anlayış yok. Burada övülen şey karısını getirmesi değil, mürşidine karşı olan hüsnü zanlı iyi düşüncesi. Karısını getirmeseydi de efendim benim buna gücüm yetmez veya yapamadım deseydi. Yani şeyhinin kötü bir iş yapacağını düşünmediğinden problem olmazdı. Ve dediğim gibi tarikatta böyle bir anlayış yok, böyle bir sınama şekli de yok. Şeriata muhalif bir istek kabul edilemez. İşte zaten bu gerçek kırptıkları ve vermedikleri dipnotta da belirtilmiş arkadaşlar. Bakın orada diyor ki İbrahim Etem ile ilgili geçen menkıbe müridin mürşidine olan itimadı hakkında anlatılmıştır. Mürşid asla bilerek şeriatın dışında hareket etmeyen bir insandır. Aksi takdirde müridin ona intisap etmesi caiz değildir. Mürit ile mürşid arasında böyle bir itimat meydana gelmelidir ki mürid mürşidinin bilerek şeriat dışında asla hareket etmeyeceğini tam olarak kanaat getirmelidir. Zahiren ölçü dışı gibi gözüken taleplerle mürşitler müritlerinin itimadını ölçmüşlerdir. Yoksa hakiki olarak şeriat dışı bir taleplerinin olması düşünülemez. Bu tür imtihanlar da öyle herkese yapılmaz. İrşad ehli olabilecek seviyeye gelmiş, ileri derecedeki müritler için söz konusu olmuştur. Daha çok hikmetinden istifade içinde anlatılır. Bu tür menkıbelerden hiç kimse şeriat dışı bir sonuç çıkarmamalıdır. Gördüğünüz gibi dipnotta da diyor ki mürşit şeriata aykırı bir şey istemez. Yani kısacası normalde böyle bir eğitim metodu olmadığı gibi ama diyelim ki şeyh böyle bir imtihan yaptı. Müridin hareketi de kabul edilemez. Böyle bir şey kabul edilemez. Olur mu arkadaşlar? Yani milyonlarca tarikat mensubu insan var. Tarikatta böyle bir anlayış olsa Aklı başında bir insan yok mu? İtiraz eder. He, sonradan ortaya çıkmış sapık tarikat adını almış yapılar. Adam mürit kadınıyla beraber yalnız kalıyor. Bir odada yalnız beraber kalıyor. Bunlar sapıktır. Zaten tarikatlar hak olan tarikatlar bunları reddediyor. Tarikat da tasavvuf da kesinlikle böyle bir anlayış yoktur. Ama bakıyorsunuz belki bütün tasavvuf eserlerini tarasanız bir iki tane şaz olarak göreceğiniz böyle kısayı alarak tarikatı, tasavvufu karısını şeyhe teslim eden bir anlayış olarak görmek, böyle lanse etmek insaflı bir yaklaşım değildir. Yani ne demek hani eşini şeyhine sunuyor bunlar? Bu büyük bir iftiradır. Böyle adice bir söylem olabilir mi arkadaşlar? Sizler bu hakikatleri biliyorsunuz ama zehirlenenlere bu gerçekleri ulaştırın inşallah